Tabii Galatasaray'da satılacak daha doğrusu satışı e, muhtemel oyunculardan sonra işte Kerem Aktürkoğlu ve Markao konuşuluyor. Yerine hangi oyuncular alınabilir? Hangi transferler yapılabilir? İşin zor tarafı bu. Çünkü ihtiyacınız olan mevkilere transfer yapmaktan daha zordur satışı olan oyuncunun yerini doldurmak. Ama herhalde Markao satışı olursa yerini doldurabileceğiniz 3 e, adaydan biriydi Abdülkerim Bardakçı ve bu transfer yarışı diyelim artık. Bu yarışa dair olan son takımda Galatasaray. Evet. Ama bugün itibariyle Abdülkerim Bardakçı ve Konyaspor'la el sıkıştı sarı kırmızılılar. Ee, şimdi bir kere Zeki'nin söylediği bir şey var. Doğru. Stoper yok diyoruz ama stoper neden yok? Çünkü hepsi yurt dışına gidiyor. Merih Çağlar, Doğru, Ozan, bir de var Kaan hepsi Doğru yurt dışında. Güzel. Yani gidiyorlar oraya. Yani evet. e, fırsatını bulan gidiyor ki Abdülkerim Bardakçı'ya da yurt dışından teklif vardı. Ama önceliğini Türkiye'de kalmayı hı hı. E, seçerek e, kullanmak istedi. Şimdi genel anlamda baktığımızda dün Fenerbahçe ile anlaşma noktasında yani el sıkıştı kulüpler ve kulüple Abdülkerim arasında bir görüşme gerçekleşiyor. Bu görüşme sağlıklı bir görüşme değil. Yani Abdülkerim Bardakçı'yı mutlu eden bir görüşme olmayınca Abdülkerim Bardakçı gerekirse gitmem ben burada kalır oynarım diyor. Fakat zaten şöyle bir şey var. Galatasaray'ın devreye girmesi beklenen bir durumdu. Çünkü Galatasaray devreye girmek için Markao'nun durumunu bekliyordu. Benim aldığım ön bilgi, yani ön bilgi Markao gitme kararını almış. Biliyorsun Erden Timur dün bir açıklama yaptı. Dedi ki gitmek isteyen oyuncular varsa onları tutmayacağız dedi. Yani biz oynamak isteyen oyuncuları. Markao'nun da şöyle bir isteği var. Olabilir, olmaz onu bilemem. Diyor ki ben daha yüksek profilli bir takımda yani kendisini Avrupa'da falan gösterecek bir takımda e, oynayabilirsem belki de Dünya Kupası'na gitme şansı bulabilirim yani milli takıma seçilebilirim diye böyle bir düşüncesi var ki saygı duymak lazım. Şimdi Marka gitme ihtimali bu kadar yükselince Galatasaray devreye girdi. Fiyat da şöyle 2 2 milyon 800 bin garanti para 500 bin bonuslar. 3.3'e iş bitti yani 3.3'e iş bitti e, oyuncu da tercihin'i e, yani Fenerbahçe ile aynı parayı verdiler. 950 bin ben. euro muydu evet. Abdülkerim bardakçının yıllık alacağı? Bugün o rakamlarda dolaşıyordu. 1 milyon euro istiyordu yani. Galatasaray e, 1 milyon euro. Olmuş 1 milyon sanki. Euro, euro istiyordu yani. 1 milyon euro. Oradaki karar o zaman Aldımdo maç az önce söylediğiniz cümle çünkü önemli. Fenerbahçe ile temas kurdu belki de şöyle bir e, yorum da geldi ya biz kiminceyi satmak istemiyoruz. Yok, öyle böyle değil. böyle değil ama diğer tarafta Markahan'ın gitmek istediğini de biliyor Abdülkerim. Ya yani Fenerbahçe ya da Galatasaray arasında tercih yapacaksa Galatasaray'da daha fazla oynayabileceği düşüncesi de gelir oyuncunun kafasına. Ya şimdi öyle değil de bazı şeyler off the record oluyor konuşmamak üzere veriliyor bilgiler. Onun için de şimdi ben burada onu söyleyemem ama o söylediğin gibi değil. Yani Kim Minj'e gitmeyecek onun için Abdülkerim olmayacak falan değil. Yok yok Abdülkerim Bardakçı kendi kafasında böyle düşünebilir onu i̇şte demeye getiriyor. Öyle değilmiş Ya yani öyle değil. Bir gün önce bütün görüşmeler, el sıkışmalar, her şey konuşuluyor. Bir konuşma geçiyor. O konuşmada Abdülkerim tatmin olmuyor. Yani ücrette yıllık ücret. Yani tatmin olmuyor. Orada hatta 750 bin euro muydu? Hatta yıllık ücret. şimdi ben bu detayları bazı şeyleri konuşmamak Hı -hı. üzere off the record alıyoruz. Onun için e, söylemek istemiyorum. Arada geçen konuşma Abdülkerim'i mutsuz ediyor. Onun için ya kimle kim falan diye onları anlatmayayım. Mutsuz ediyor ve Gerekirse burada kalırım ama Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum diyor. Sonrasında 8-10 kişi devreye giriyor. Diyorlar ki yok öyle bir şey yok yani bak biz öyle değiliz, böyle değiliz, şöyle değiliz falan diyorlar ama ikna olmuyor. Arkasından Galatasaray, Markao ile ilgili durum ortaya çıktıktan sonra devreye giriyor ve transferi gerçekleştiriyor. Aynı parayı veriyor Fenerbahçe ile. 2.800 artı 500 bonus. 3.300'e bitecek şekilde bir para veriyor. Ee, yani hayırlı olsun. Yani oynama noktasında baktığımızda bir kere şöyle bir gerçek var. Yani e, oradan bakmak lazım. Bilmiyorum Zeki de aynı yerden bakacak mı ki? Bakmak, hepimiz ona bakmak durumundayız. Şimdi Galatasaray'ın kalecisi yabancı. Ee, öndeki stoperleri yabancı. Doğru. Önde oynayacak İki tane oyuncu almaya çalışıyor orta alana ikisi de yabancı Kerem Yunus de işte Berkan ya da Taylan hangisinden birini oynatmak olacaksın. zorundasın. Hı, evet. Başka seçeneğin kalmıyor. İki tane yabancı orta sa alacaksın kullanamayacaksın belki de. Doğru. Onun için de Abdülkerim Bardakçı o manada çok faydalı olacak e, bir kere. Orta saha full yabancı rotasyonuyla da dönebilir Galatasaray. E, tabii öyle evet. olacak. Mesela e, şimdi Çıkıldağ'a çok uzak değil diyorlar yani Okan Buruk için. Yani konuşmadım bilmiyorum ama uzak değil. Şimdi Çıkıldağ olunca Taylan Berkan Çıkıldağ idi. Taylan Beka, Berkan yok. Yerine iki tane yabancı oyuncu bir de Çıkıldağ ise başka üç oyuncuyu nereden bulacaksın? Hadi Yunus, hadi Kerem. E, 3, Emrak Baba ama onu da aynı anda O zaman oynamaz. orta alandan çıkartacaksın. Aynen. Yani matematiği çok kötü bir ortam vardı. Abdülkerim Bardakçı bence Galatasaray'ın elini ciddi manada rahatlatacak bu bu konuda. Ha oynar oynamaz meselesine baktığımda ben şöyle düşünüyorum benim düşüncem bu. Tabii ki o formayı giydikten sonra daha farklı kanaatimiz oluşabilir. Ama Abdülkerim Bardakçı kapalı savunma oynayan, o savunmanın içerisinde vur gitsin vur gelsin stoperi değil, daha ayak ayağı temiz, oyuna topu sokabilen o beş o beş başarısı olan bir oyuncu. Onun için Abdülkerim bence büyük takımlara daha uygun bir stoper. Büyük takımlara uygun bir stoper. Onun için zaten hem Beşiktaş hem Galatasaray hem Fenerbahçe hatta en başında Trabzonspor'da devredeydi ama Trabzonspor'un sol ayaklı stoperleri evet, olduğu için doğru. gerek olmadı yani ihtiyaç olmadı. Onun için ben hani e, Abdülkerim Bardakçı konusunda e, artı taraftayım. Eksi tarafta olanlar da var. Onlara da saygı duyuyorum. Ya oynamaz büyük takımda. Konya ne burası ne. Ama öyle bir oyuncu değil. Oynar yani mı? topla oyuna çıkan, e, pas oyununu oynayabilen bir oyuncu. E, üstelik de... E, köşe vuruşlarında, kenarlardan gelen toplarda, serbest vuruşlarda gol üretebilen bir oyuncu. Sanıyorum bu sezon 5 golü var. Yani sen bir baka, bakabilirsin. Bende de vardır notumda. 5 gol. Hava toplarında iyi evet. Yani bir stoper için 5 gol bayağı iyi bir rakam yani. yani. Hatta asistleri de var bildiğim kadarıyla. Bir 4 tane falan da asisi olması lazım galiba. Öyle bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam ama şu anda elimde bilgisi önümde yok ama buluruz. Yani anlatmak istediğim şu Büyük takımlara da uygun bir stoper olarak düşünüyorum ben. Hayırlı uğurlu olsun. Scout e, birimlerinin yaptığı araştırmada pek çok e, istatistiklerde çok önde bir stoper. Orada tek e, e, zayıf noktası olarak top kontrolünü geliştirmesi gerektiği şeklinde bir detay yazmışlardı. Şimdi hatırlayamadım bundan 15-20 gün önce okumuştum. E, onu da kendini geliştirir yani büyük takıma gelince tabii ki daha çok çalışacak, e, hedef daha farklı olacak. Orada Zaten bunu... çalışmalara başlamış tabii, orada. Tabii, Konya'da tabii. çalışıyormuş. Aynen çalışıyor Dün, dün İtmandaydı Hatta bu sabah da yanılmıyorsam İdman'da olması lazım. Sonradan İstanbul'a geldiği söyleniyor. Haldun abinin dediği doğru. Yerli havuzunun da o ilk on bir havuzu önemli. Orayı da çeşitlendirdi Okan Buruk, Okan Hoca. Burada Dursun Özbek daha önce de yapıyordu bunu. İlk geldiği dönemde de yaptı transferde ne kadar e, bitirici bir başkan olduğunu hep söyledik burada. Hani uçaklar inme, emojiler, çilekler daha gelecek. Yani Galatasaray'da şu anda başkan bugün toplantıda da söyledi. E, yani stat'taki bütün localar satın locaların sahibi varmış şu anda satıldığı için. Hani 3-5 yıllık da satılabiliyor bunlar. Onun dışında kombinelere de e, hücum edeceklerdir. Geçen yıl e, lig 13. bitirmelerine rağmen 35 bin taraftar ortalamasıyla evet. oynadı. Bu sene 50.000 e, 50 bin taraftar hep tribünleri doldurur. Müthiş bir taraftar desteğiyle oynayacaklar. Bir de Kuanburu'nun gelmesi ile birlikte taraftar da çok mutlu oldu. E şimdi Abdülkerim bardakçı transferi şuradan da taraftar için önemli. Ezeli rakiplerine çalım atmış oluyorsun. Hani hı hı. haftalardır Fenerbahçe, Beşiktaş bu oyuncuyu transfer etmeye çalışıyor. Sen bir anda devreye giriyorsun. Belki iki günlük bir iş Galatasaray açısından. İki günde jet hızıyla oyuncuyu alıyorsun. Ha, yani daha fazla e, maliyete girmiş olabilir. Çünkü bonservis ücreti hepsinin aynı. Beşiktaş'ın da, Galatasaray'ın da, de aynı olduğu söyleniyor. Konya cephesi bunu söylüyor. Ama Halil abinin dediği gibi hani Fenerbahçe'nin e, verdiği yıllık ücret Abdülkerim Bardakçı'yı tatmin etmediği için Galatasaray daha fazlasını verip oyuncuyu transfer etti. Ya yani bunlar hep olan şeyler. Ama Galatasaray açısından hani yabancısı çok fazla olan Galatasaray'a bir getirisi olacak. Nedir marka belki 15 milyon euroya satılacak. Sen 3.3 milyon euroya e, Abdülkerim Bardakçı ile o boşluğu dolduracaksın ve yeni transferlere bütçe açmış olacaksın. Belki Kerem Aktürkoğlu da gidebilir. İşte az önce söylediğin gibi Erdan Timur'un söylediği hani gitmek isteyenlere e, hani konuşacağız, oturup konuşacağız. E, gitmek istiyorlarsa e, yolunuz açık olsun diyeceğiz dedi. Yani zorla tutmayacaklar oyuncuları.